Adım Nurettin, soyadım Dişli. 13.07.1965 doğumluyum. Kutlucak köyünde dünyaya geldim. 1893'te dedem Batum'dan Kutlucak köyüne yerleşmiş. Biz de Kutlucak köyünde dünyaya geldik. Ben köyde evlendim tabii. 1988 yılında evlendim. 3 çocuğum var. 41 yıldır Kutlucak köyünde başladığım hizmete halen devam etmekteyim. Köyde fakir köyümüz. Orada ufak tefek bakkalcılığa başladım. Köyde çalışıyordum. Köylülere hizmet ediyorum. Köyde alışverişlerde yumurta alır, buğday, arpa, süt, tereyağı, bu şekilde takasla çalışıyordum. Beygirleri kiralayıp oradan eşyaları Kutlucaya kadar nakil eder, insanlara hizmet ederim. Nitekim ondan sonra tabii bu hizmeti 1994 yılında İznik'e gelip İznik'te şu andaki iş yerimde devam etmekteyim. Halen köylere devam ediyorum. Köylüleri hiç yalnız bırakmadım. Köylere aracımla seyyar bakkal olarak hizmet etmekteyim. Aynı hizmeti 41 yıldır devam ediyorum. Gençlik yıllarım hep çalışmakla geçti. Köyde gündüzleri ormanlarda çalışırdım. Devlet ormanlarında, devlet kesimlerinde çalışırdım. Gençlik yıllarım, öğrencilik yıllarım köyde ilkokulu bitirdim. İlkokulu bitirdikten sonra 1979-80 yıllarında İstanbul'da sanat okulunu bitirdim. Otoboya bölümünü bitirdim. Köyde Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an-ı Kerim kursunu bitirdim. Diplomayı kazandım. Nitekim yaşım tutmadığı için görev almadım. Köydeydim. Köylülere güzel hizmetler yaptım. Köyde benim komşum vardı. Bakkal dükkanı vardı. Bir gün dedi ki, ben dedi bakkal dükkanını satıyorum. Alacak olan kimse var mı? Dedim amca ben kalem defter satıyorum. Ben devralayım. Olur dedim. O zamanın parasıyla 3500 liraya dükkanı devraldım. İznik'e geliyorum ama alacak malzeme alacak para yok. Babamın tabii amcamın tanıdığı şu anda tabii kapattıkları kumcular. Kadir amca mekan cennet olsun. Oğlum dedi sen Süleyman'ın oğluysan dükkana gir dedi ne lazımsa al götür sat getir. Tamam amcam olur. Doldurduk tabii o zaman buraya gelen araç vardı. Mahmut amca diye biri vardı. Minibüsü vardı. Ona dolduruyorum. Arka koltuğu kiralıyorum. Köye erzakları götürüyorum. Yumurtayla, peynirle, tereyağıyla takas yapıyorum. O şekilde insanlara. 5 tane köy akıp duruyordu köye. Ama köyümüz şehir gibi oldu. Ama hizmet, her şey var. O zaman tabii gaz yağıyla çalışıyor, elektrik yok. Gaz yağı götürüyorum. Ondan sonra lamba şişesi, lambası, her şey. Lüküsüne varıncaya kadar. Ceket, pantol, iç çamaşırına varıncaya kadar götürüyorum. Atnalı, at çivisi, aklına ne gelirse. Yularına varıncaya kadar. İnsanlara ne lazım köyde? Her türlü hizmeti. Ya 5 köy, hiç duramıyorum artık. Dükkandan çıkamıyordum. O kadar kalabalık oldu. 5 tane köy. Candarlı, Kutluca, Kutluca kendi köyüm. Hacı Osman, Sarısu, Kırkarman, Sığırhisar, Paşa Mahalle, Özekdere bunlar akıyor. Hiç durdurtmuyorlardı. Haftalık 10 bin yumurta biriktiriyorum. 10 bin tane. Akıllara zarar. Şimdi bulamazsın. Mümkün değil. 95'in yılbaşını sabahı burayı açtım. Tabii o zaman köyden gelirken malzemeleri başka bir arkadaşa devrettim.
İnsanlar mutlu, memnun. Her akşam yollarımı gözler. Çoluk, çocuk, yaşlı. Hanım olmayan dediler var, yalnız köyde kalmış. Onlara götürüyorum. Adam ekmeğini arıyor, mutlu oluyor. Ekmeğini aldığı zaman Allah razı olsun oğlum diyor. Sen olmasan biz ne yaparız? Bu şekilde gece gündüz durmak yok. Ramazan ayında sıcak pideleri, imsakiyelerim hazır. Herkes, kimin imsakiyesi yok? Hazır arabada. Akşamları her akşam sıcak pidelere gider. En son Kırıntı Köyü'ne varıyorum işte. Orada da yemek veriliyor her akşam. 1986'da tezkere aldım, geldim. 86 yılında Ford minibüs aldım. Onda Tacir'den bir hacı abimiz vardı. 1000 lira peşin, 1000 lira taksitle dedi. 20 bin liraya Ford minibüsü aldım. O Ford minibüste köyden İzni'ye hem yolcuları taşıdım. Yolcu taşımacılığına başladım. Hem bak kendi malzemelerimi götürüyordum. O şekilde hizmet ettim. Ta ki İzni'ye gelene kadar o şekilde çalıştım. Ford minibüsümle seyyar satışa çıkmıyordum. Herkes geliyordu tabii bakkala. Ondan sonra İzni'ye taşınınca köyler bakkalsız kaldı. Candarlı, Kutluca, Sarısı, hiçbir yerde bakkalı yok. İzni'ye gelince millet, biz dedi bakkalsız kaldık. Nasıl olur? Dedim ya bir şey yaparız. O buraya gelince, İzni'ye gelince Ford minibüsü sattım. Araba da yok. Tabii bakkalcılık yapıyorum ama yerinde, burada çalışıyorum. Bir taksi aldım. Station bir arabam vardı, Renault. O da bazen bozuluyordu giderken gelirken. Uğraşıyordum tabii yollarda. O şekilde taksiyle başladım. Sonra BMC panel van kamyoneti aldım. O çok iyiydi, güzeldi. Ama bir gün Ramazan ayında köye giderken müşteriyle iftara 35 dakika kalmış. Acele ediyorum. El frenini çektim arabanın. El frenini çektim ama vitese takmayı unutmuşum. El freni, onlar da çekmeli el fren var. Müşteriyle alışveriş yaptım. Kapıyı kapatınca kapıyı vurdum. O el frenin dişleri tam oturmamış yerine. Oturmadığı zaman araba boşandı. Ondan sonra uçuruma doğru dönüp sen araba atlamaz mı? Araba taklat. Her şeyim içinde. Pideler, yiyecek, erzak, yemekhaneye gidecek erzakları. Ne yaparsın? Araba takla attı. Sırt üstü düştü. Ondan sonra Kırıntı'dan da arkadaşlar geldi. Hemen aktardık. Yemekhaneye gidecek erzaklar var. Ekmek var. Meşrubat var. Gidecek. Tam millet yemeğe oturmuş Kırıntı'da. Yemeğe oturmuş. Ekmek bekliyor. Pideler gidecek. Tam ezan okunurken yetiştik. Şimdi köylerde imam olmadığı yerde imamlık yaparım. Çünkü Kur'an kursu mezunuyum. Sıkıntı yok. Müezzinlik tabii ki yaparım. Camilerde sesim iyi. Dağlar ile taşlar ile zikredeyim Mevlam seni. Ya sen şimdi tabii ki çocuklar, en çok tabii ki çocuklar benim yollarımı gözetti ki bakkal amcamız gelecek. Benim gideceğim saati biliyor. Onlar o saatte. Hatta sadece çocuklar değil. Köydeki köpekler ve kediler bile alıştı. Ya arkadaş ben mi bakacağım diyorum onlara. Onlar benim yollarımı gözetliyor. Köye girmeden önce benim arabanın sesini nasıl tanırlar? Ya o benim gideceğim saatte onlar toplanıyor geliyor. Tabii onların istikakları arabanın önünde hazır. Ekmekleri hazır tabii. Gidince ilk karşılayan köpekler ve çocuklar oluyor. Tabii onlara ben ekmek veriyorum. Çocuklar boş dönmez. Çocuk geldi, parası yok. Bakıyorum gözüne, elinde parası yok. Ya da bir arkadaşıyla gelmiş. Kızım gel diyor. Sen de al çikolata. Boş çevirme. Veresi olsun, peşin olsun. Kolay beri, 41 yıldır insanları hiç çevirmedi. Allah ömür verdikçe biz bu hizmeti devam edeceğiz.
Bundan sonra yapacak kişide olacağını pek tahmin etmiyorum. O şey, onun için üzgünüm. Evet. Gençlere tavsiye edeceğim, çalışsın, çalışın, çalışın. Ne diyor? Bazı araçların arasında nazar etme ne olur? Çalış, senin de olur. Ne yapacağız? Çalışırsan olur. Yangel Osman, işte bostan yok. Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Sizler bu hizmeti verdiniz. Bu güzel yayınları yapıyorsunuz. Bu güzel sunumları yapıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah devamını nasip etsin diyorum.